5 dakika adaletten herkese merhaba. 12 Eylül, 39. yıl dönümü. 12 Eylül ile ilgili 2010 referandumundan sonra 12 Eylül darbecilerinden hesap sorulacağı vaadiyle yola çıkıldı. 12 Eylül darbecilerinden hesap sorulamadığı gibi o darbecilerin emrinde işkence yapanlardan, gözaltında insanları kaybedenlerden, infaz edenlerden, insanların haklarını gasp edenlerden de herhangi bir hesap sorulamadı. Dosyalar kapatıldı. Anayasa Mahkemesi de başvuruculara daha önceden başvursaydınız aslında herhangi bir yasal engel yoktu gibi çok garip bir yanıt verdi. 12 Eylül artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale. Nasıl bir karar çıkacak belli değil. Ancak 12 Eylül'ün etkileri çok kuvvetli biçimde sürüyor. 12 Eylül'ün yarattığı sonuçlardan bir tanesi cezasızlık kültürünün kurumsallaşmasıydı. Nedir bu cezasızlık kültürü? Kısaca yapanın yanına kar kalması, devlet gücünü kullananların yaptıkları yasa dışı eylemlerden dolayı hiçbir hesap vermemesi. Yasaları istedikleri gibi uygulamaları. Sistematik biçimde 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda cezasızlık kültürünün nasıl genişlediğini, nasıl yayıldığını, yapılan eylemlerin meşrulaştırılmak için nelere imza atıldığını gördük. Geçtiğimiz hafta bu konuda çok önemli bir örnek yaşandı. Kızıltepe JITEM davası. Herhangi bir dava değil, 22 kişinin gözaltında kaybedilerek öldürülmesiyle ilgili bir dava. 94-96 yıllarında Mardin Kızıltepe'de işlenen cinayetler bunlar. Bu dava sadece soyut iddialara dayanmıyor. Dava dosyasında açılan kuyular ve buralarda çıkartılan kemiklerin kimlere ait olduğunun tespiti var. Yani yıllar sonra herkesin yerini bildiği, üzeri kapatılmış kuyular açıldığında çıkan insan kemikleri kayıpların kemikleriyle, DNA'larıyla eşleştirildi. Ailelerden DNA alındı, kimlikleri tespit edildi. Buna rağmen mahkeme her zaman aşımı ve beraatle bu davayı sonuçlandırdı. Çok alışılmadık bir durum değil. 90'lara ilişkin açılan hemen her dava zaten bu şekilde sonuçlandırılıyor. Ancak bu kadar somut delilin olduğu bir dosyada, bu kadar fazla ifadenin olduğu, bu kadar fazla suçlamanın olduğu bir dosyada bu kararın verilebilmesi akıl almaz. Kızıltepe JITEM davası ile ilgili de son sözü Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söyleyecek. Anayasa Mahkemesi'nden de çok umut yok. 90'lardaki eylemlerle ilgili açılan diğer davalarda da tıpkı 12 Eylül davaları gibi mahkeme zamanında hesap sorsaydınız gibi garip yanıtlar veriyor. Geride bıraktığımız haftanın önemli başlığı gazeteci Metin Cihan'la ilgili. Metin Cihan yurttaş gazeteciliği yaparak çok önemli bir gerçeği gündemimize soktu. Rabia Naz cinayetinin diyorum çünkü bütün kanıtlar bu küçük kız çocuğunun öldürüldüğünü gösteriyor. Bu dosyanın üzerine nasıl kapatıldığını sadece sosyal medyayı kullanarak herkesin gündemine soktu Metin Cihan. Rabia Naz'ın babası bu sayede savcıyla bile görüşemezken İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ile görüşmeler yaptı. Dosyalar açıldı. Mecliste bu cinayetle ilgili bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Henüz bu adımlardan bir sonuç çıkmış değil. Ancak buna rağmen Metin Cihan'ın yaşadıkları böyle bir olayın üstüne gittiğinizde nelerin başınıza gelebileceğini görmek açısından önemli. Zira Metin Cihan bu dosyayı gündeme getirdikten bir süre sonra eski sosyal medya hesapları nedeniyle soruşturulmaya başlandı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da Canan Kaftancıoğlu kararında da görüyoruz. Canları istediğinde savcılıklar bu dosyaları yeniden açıyorlar. Metin Cihan'a da böyle yapıldı. Oğluyla birlikte tatile çıkmışken hakkında arama kararı olduğu, tebligat bulunduğu, evine gelindiği kendisine ulaştı. Oğlunun yanında gözaltına alınmak istemiyordu. Çok haklı olarak tatilini yarıda kesti, çocuğunu evine bıraktı ve yurt dışına çıktı. Kendisi açıkladı ne kadar güç şartlarda yaşadığını ve bütün amacının oğlunun yanında bu saçma sapan suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmak, tutuklanmak istemediğini. Metin Cihan'a kamuoyu sahip çıkmış durumda ancak bu yeterli değil. Öncelikle bir kere ifade özgürlüğü kapsamında kalan beyanlar suç olarak bazı basın organlarında yer aldı. Metin Cihan da bundan dolayı savcılığın hedefine oturdu. Çok alışıldık yöntemler, hepsini de biliyoruz. Ancak yargının öncelikle Metin Cihan'ı değil, Metin Cihan'ın gündeme getirdiği Rabia Naz cinayetini sorgulaması, soruşturması gerekiyor. İçişleri Bakanı'nın bile işte elimizden bu kadar geliyor dediği bir ortamda yargının bütün gücünü seferber ederek bir küçük kız çocuğunun nasıl bir yerden atılarak öldürüldüğünü, dosyanın nasıl sanki trafik kazasıymış gibi kapatıldığını aydınlatması gerekiyor.
5 dakika zaten şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta hak ihlallerinin konuşulmadığı bir hafta olsun diliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.